Sevgili izleyenler, fotoğrafçılık sanatında sınır tanımayan Deniz Dağdel'in çalışmalarını stüdyolarında takip ettik. Nerede mi? Tabii ki Paris sokaklarında. Hep birlikte izliyoruz. Sad eyes that touched my heart. Pretty girl with a crooked smile. Sad eyes that touched my heart. Pretty girl with a crooked smile. Rüya gibi bir düğün, bembeyaz gelinlik. Unutulmayacak hatıralar. Her gencin hayalleri arasında en önemlisidir belki de evlilik. Aylar önceden başlar hazırlıklar ve iple çekilir bu özel gün. Biz de tam bu heyecanı yaşayan bir çifte Şanzelize sokaklarında düğün fotoğraflarının çekimleri sırasında rastlıyoruz. Neler yaşanıyor bu heyecanlı günde merak ediyoruz. Öncelikle damadın yanındayız. Merhabalar. Merhaba. Seni tanıyalım Fatih. Ben Fatih Tekmen. Ankaralıyım. İşte düğün hazırlıkları falan filan fotoğraf. Onlarla uğraşıyoruz. Fotoğraflar neden bu buralarda çekiliyor? Ha, o daha iyi bilir ya. Ona sorun, o daha iyi bilir. Görüyoruz ki neresi olursa olsun gelinin sözü geçiyor her yerde. Biz de damadın sözünü dinliyor ve hemen gelin hanımın yanına geçiyoruz. Nasıl geçiyor? Güzel sürüyor, heyecanlı işte. Öyle yani, duygular ifadesiz bir şey. Güzel günler elbette ki hatıra olarak kalan fotoğraflardan hatırlanacak. Fatih ile Neslihan tercihlerini Foto Deniz Lale'den yana kullanmışlar. Fotoğraf çekimlerini Deniz'le yapıyorsun, Foto Deniz Lale ile yapıyorsun. Neden Deniz'i tercih ediyorsun? Deniz abi önceden de birkaç fotoğraflarını görmüştüm Facebook'ta falan, diğer sosyal medyada. Çok beğenmiştim. Tanıdıklarım da hep onu seçiyor. Ben de o vesileyle kendisine başvurdum. Oldu. Tercih ettim. Başka nerelere gideceksiniz bugün? Şimdi Şanzelize'deyiz. Şanzelize'deyiz. Tur Eiffel'e gideceğiz. Operaya doğru gideriz. Öyle geçecek zaman. Biz de sizi yalnız bırakmayacağız gelin hanım. Siz nereye, biz oraya. Merak etmeyin. My chocolate flavor, do me a favor. Leave your taste all over me again. My chocolate flavor, my secret behavior, and I need to be no shame. My chocolate flavor, do me a favor. Leave your taste all over me again. My chocolate flavor, my secret behavior, and I need to feel no shame. Tekrar merhaba arkadaşlar. Merhaba. Merhabalar. Şimdi neredeyiz? La Concorde'dayız. Evet. Hiç kolay değil, değil mi bu işler? Aynen öyle. Evet, doğru. Güzel geçiyor çekimler. Biraz zorlanıyoruz ama güzel sonuçlar elde ediyoruz. Deniz sizi hoplattırıyor, zıplattırıyor, oralara çıkarttırıyor. Evet ya. Kendisi de yerlerde sürünüyor bu arada. Evet ya, evet. Yok, çok güzel çekiyor kendisi. Şu an arkada zaten bakıyor. Onun için çok güzel. Tekrar Neslihan'a dönüyoruz ve Foto Deniz Lale'yi seçimlerinin altında yatan nedenleri bu kez de daha detaylı öğreniyoruz. Yani sizin bir fotoğrafçıdan istediğiniz özellikler neler? Kalite, sonuçları güzel olması. Sonuçta onları biz ömür boyu saklayacağız. O yüzden. Fatih. Evet. Güler yüz. Memnuniyet diyorsun. Güler yüzlü olsun diyorsun. Evet. Evet ve aynı şekil yani. Makinalarda profesyonellik de senin için önemli mi? Tabii ki önemli. Madem profesyonellik dedik, makinanın diğer tarafındaki asıl isim Foto Deniz Lale'den Deniz Bey'i yanımıza alma zamanı geldi. Sevgili izleyenler, şimdi usta eller yanımda, Deniz yanımda. Deniz merhaba. Merhaba. Nasılsın? Teşekkürler, siz nasılsınız? Ben de iyiyim, teşekkür ederim. Gelinle damadı dinledik Deniz Bey. Sizin tarafta işler nasıl yürüyor? Bu işler nasıl oluyor diye onlara bir sorduk. Bir de işin bu usta ellere, bu gözlere soralım dedik. Deniz nasıl oluyor bu işler, senden alalım. Bak bu işler güzel işler. Biz seni takip ediyoruz. Biraz önce damat bey, gelin hanımı. Böyle havuzun kenarında yukarılara çıkarttım. Kendin de yerlerdesin, öyle söyleyeyim.
hiç fedakarlıktan kaçınmıyorsun. İşimiz gereği kendi kalitemizden ödün vermeden bir yerlerde durabilmek, müşterilerimize en iyi fotoğrafları çıkartabilmek, her gelin damada aynı fotoğraflar değil de değişik fotoğrafları sunabilmek önemli bir şey. Bunu da bizim yapmamız gerektiğini düşünüyorum yani fotoğrafçı olarak. Tabii ki Paris'te her hafta doluyum, her hafta çekimlerim var. Müşterilerim de benim onlar için yaptığım değişik çalışmalardan dolayı beni yanlarında tuttuklarında her zaman çağırdıklarını. Yani bu da tabii insanı mutlu ediyor. Mutlu olmak içinse bakın neler ön plandaymış Deniz Bey için. Paradan ötürü insana ayrı bir zevk veriyor yani. Biz ondan dolayı yani kendi müşterilerimizle mesela çalışırken bile onlarla bir arkadaş gibi daha güzel sohbetlerimiz de oluyor, muhabbetlerimiz de oluyor. Çekimlerimiz de tabii daha farklı oluyor. Çünkü daha sıcak davranıyoruz. Onlar da bize daha sıcak karşılık veriyorlar. Çekimlerimizden, yani bunlar çekimlere tabii yansıyor. Onun için güzel fotoğraflar çıkartıyoruz yani. Tabii ki bu sıcaklık da evlenen çiftlere yansıyor olacak ki bir yakalayınca bir daha bırakmıyorlar Deniz Bey'i. Deniz yanınızda. Arkadaşlar, Neslihan senden başlayayım. Neler söyleyeceksin? Çok teşekkür ederiz. Evet. Çok güzel fotoğraflar çekti biz. Allah razı olsun. Darısı bekarlara. Fatih. Ben de aynen. Çok teşekkür ederim. Çok mutluyum. Biraz zorlandım falan zıplarken falan ama yani çok güzel şeyler. Düğünde de yine Deniz mi sizinle beraber? İnşallah. İnşallah. Düğün, kına, nikah dahil. 4 gün boyunca bizimle. Allah izin verirse. Çok mutluyuz yani. Yeni evlenecek çiftler, sizleri de unutmadık. Düğün hazırlıklarında dikkat edilmesi gerekenleri, o günleri daha henüz yaşamamış olan gelin ve damada sorduk. Bu işler kolay değil dedik. 6 ay kadar zaman alıyor dedik. Sizin tanışma döneminiz hariç. O süreci bize ikiniz bir anlatın bakalım nasıl oluyor. Heyecanlı. İşte. Ne yapıyorsunuz önce? Gelinlik mi bakılıyor? Fotoğrafçı mı bulunuyor? Zaten fotoğrafçı onlar ya, zaten. Ya ben ilk önce salonu tuttum mesela. Düğün salonunu. Ondan sonra işte tarihi belirledik falan filan. Sonra işte gelinlik, damatlık, o bu ne eksik falan varsa onlara baktık. Ondan sonra da... Ya salonu seçtikten sonra ondan sonra hemen orkestra, fotoğrafçıyı ayarlamak gerekiyor. Çünkü bayağı bir dolu oluyorlar programları yoğun olduğu için. O yüzden önceden organize etmek gerekiyor bunları. Gelinlik, işte damatlık onlar zaten daha sonra oluyor.